Şimdi şunu da hakkında bir konuşmak istiyorum. LGS günü ne olacak? Şimdi bu son bir ay geldiği zaman LGS'de ne olacak? İşte LGS günü birden kalkınca ne yapacağım? Hani bütün normal günden farklı mı olacak gibi bir sürü şey aklınıza geliyor olabilir son bir ay. LGS günü biraz size anlatacağım ki stresiniz biraz azalsın. Benim LGS günüm şöyle geçmişti. Her zamanki gibi okul saatinde kalkmıştım. Çok şükür ki okul saatimde aynı saate denk geliyordu. Ama LGS'ye kalkacakmış gibi o saatlerde kalkmaya başlayabilirsiniz. Bu da güzel bir artı olur sizin için eğer okul saatiniz uymuyorsa falan. Hani öyle bir imkanınız varsa bunu da yapın kesinlikle. Ben kalktığımda güzel bir kahvaltı yapmıştım. Normal her gün yaptığım kahvaltı gibi çok farklı bir şey değiştirmemiştim. Hani belki dokunur farklı bir şey yerseniz falan bilemezsiniz. O yüzden o risklere girmeyin. İşte onu yedikten sonra yemeğimi okula direkt yola çıkmıştım. Okuluma gelmiştim. Sonra bir tabii sınava birkaç dakika kalmıştı. Herkes ailesiyle birlikte okulun dışarısında bekliyordu. Biz LGS'nin saatinin başlaması ya da işte içeri öğrenci almaya başlamasını beklerken hocalarımız da oradaydı. Ama ben çoğuyla hani çok böyle girip görüşmedim. Biraz stresim artmasın diye. Ailemle birlikteydim. Onlara sarıldım. İşte çok sınav hakkında konuşmadık. Daha böyle normal sohbet ediyormuş gibiydik. Böyle biraz rahat takıldım yani ben. Ve LGS'ye kadar stres olmadı bende. LGS'de oturdum. Kitapçı açana kadar gerçekten stresim olmadı. O da ayrı bir şey gerçekten. Sonra ben hani böyle biraz annemlerle falan konuştum. Kardeşim arabadaydı, onunla konuştum falan. Sonra kapıyı almaya başladılar. Ben kapıya geldim. İçeri girdik. Hani böyle hiç görmediğin öğretmenler senin gözetmenliğini yapıyor. O biraz seni streslendirebilir, bunu biliyorum. Ben de ilk korkmuştum. Hani belki hiçbir şey bilmiyordur gözetmen falan. Bizim gözetmenler çok normal. Daha önceden bunu yapmış insanlardı. O yüzden rahattım yani. Zaten hani öyle topuklu giymek falan genel olarak çoğu okulda yasak arkadaşlar. Hani ben bununla ilgili şaka maka yapıyorum ama bu yasak yani normalde. Yapmamaları gerekiyor. Çoğu şey yasak. Yani çok fazla şey yasak. Herhangi bir öğretmen binada bulunamaz. Müdürünüz bile binada bulunması gerçekten doğru değil yani LGS zamanında. Bunun bir sürü nedeni var. Onları tabii ki de girmeyeceğim. Ama hani o yüzden hani gidip hocalarınıza son bir şey yapayım falan okulun içerisinde yapamazsınız. Kimse olmayacak. Arkadaşlarınız var ama. Ben LGS'den son dakika önce konu tekrar falan yapmanızı asla şey yapmıyorum. Yani çok saçma bir fikir gerçekten. Ya yanlış bir şey olursa falan. Daha çok sınav hakkında konuşmamanızı öneriyorum. Özellikle arada kesinlikle sınav hakkında konuşmayın. Hani konuşan varsa da direkt topuk kaşın yani. İmkanı yok. Çünkü sözelde bir yanlışınızın olduğunu düşünün. LGS'de bir yanlışın var ve bitti yani. Denemede, diğer denemede düzeltebileceğim bir yanlış değil o. O yüzden şu sınavlarınızdan itibaren deneme aralarında konuşmayı kesin. Konuşacaksanız da günlük şeylerden bahsedin. Bunu şimdiden denemesini yapmaya başlayayım bence. Sonra LGS zamanında sayısala girdik vesaire çıktık. Çıkınca da tabii ki de dünyanın en güzel zamanıymış gibi öyle bir rahatlık oldu. Tüm veliler kafanın önündeydi. Ben böyle ellerimi kaldırdım, bağırmaya falan başladım. Herkes alkışlıyor. Böyle güzel bir an olacak yani sizin için de. Bu anı düşünerek biraz daha motive edebilirsiniz son zamanlarda artık böyle son yerlerde kendinizi. Bunu söylemek istedim kesinlikle. Çünkü ben bu aylarda şey diyordum. Hani tamam çalışıyorum falan da LGS günü ne yapacağım gerçekten? LGS ne yani? Nasıl geçecek? Umarım bu soruyu biraz cevaplayabilmişimdir. Normal bir denemeye giriyormuşsunuz gibi olacak. Ekstra olarak sadece değişik olan şey her şeye çok dikkat edeceksiniz. O yüzden bunları aklınızda tutabilirsiniz. Yani LGS günü ne olacağını merak ediyorsanız bu olacak arkadaşlar. Çok farklı bir şey değil.